Merhaba arkadaşlar, Medwellness YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konumuz insülin direnci. İnsülin direncinden mustarip olan insanların bu konuyu çok yanlış algıladıklarını fark ettik. Ve bu algıyı iyi bir farkındalık videosuyla yok etmek istiyoruz. Arkadaşlar, insülin direnci sorunu veya şeker hastalığı beslenme ile ilgili bir problemdir. Ve normalde mekanizmanın nasıl çalıştığını anlamak gerekir. Biz beslendikten sonra pankreasımız kan şekerinin yükseldiğini algıladıktan sonra insülin diye bir hormon harekete geçiriyor. Bu hormonun görevi kan şekerini düşürmek. Neden kan şekerinin düşürülmesi gerekiyor? Çünkü kan şekeri yüksek ise vücudumuzda yüksek kan şekerine dayanıklı olmayan hücreler için yüksek kan şekeri toksiktir, zehirlidir yani. Vücudumuzda bunu bildiği için İnsülini kan şekerini düşürmek için görevlendirmiştir. İnsülinin pankreastan salgılanması söz konusu ve amacı kan şekerini düşürmek. İnsülin kan şekerini düşürmek için kan şekerini yakalıyor ve bu kan şekerini kullanabilecek dokulara götürüyor. Bunlar karaciğer, kas ve yağ dokularıdır. Bu dokuların kan şekerini kullanabilmesi için hücrenin içine almaları gerekir. Ve insülin reseptörlerini algılayan karaciğer, kas ve yağ hücreleri kan şekerini içeri alır, kan şekeri normale döner. İşte bu bizim normal beslenme döngümüz. Bu şekilde dönüyoruz arkadaşlar. Normal çalışan metabolizmayı inceledik. Peki sorun nerede başlıyor? Aşırı şekerli beslenmede. Arkadaşlar, aşırı şekerli beslendiğimiz zaman kan şekeri çok yükseliyor. Tabii ki her zamanki gibi insülin de buna bağlı olarak yükseliyor ve amacı kan şekerini düşürmek. Ancak kan şekeri o kadar fazla yükseliyor ki, ya özellikle endüstriyel hayatta hani çok yüksek şeker alıyoruz tek dozda. Bu yüzden kan şekerini ilk reaksiyonda insülin kan şekerini düşüremiyor. Buna bağlı olarak tekrar insülin üretiyor ve yani bu üretim süresi biraz yükseliyor. Tekrar insülin üretilene kadar arkadaşlar, hücreler kan şekeri düşene kadar aşırı miktarda insüline maruz kalıyorlar. Tek seferde olmaz, korkmayın. Ama buna bağlı olarak hücreler insüline aşırı miktarda maruz kalmaktan bir süre sonra duyarsızlaşır. İnsülin direnci böyle bir şeydir. Hatta arkadaşlar, size şöyle bir şey de söyleyeyim. Bu mekanizma üzerinden tip 2 diyabeti de anlatalım size. Pankreas insülin üretirken sürekli şekerli beslenmeden, yani bunun çok uzun süre devam etmesi sonucunda insülin sürekli çok fazla üretildiği için pankreasta insülin üreten dokular yorulur ve artık insülin üretemez hale gelir. Yani insülin direnciyle başlayan durum uzun vadede tip 2 diyabete döner. Yani insülin direncini de tip 2 diyabeti de siz yapıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle hastalar gördük. İşte ben şeker hastasıyım. Evet, ne oldu? İşte 5 yıldır şeker ilacı kullanıyorum. Tamam, beslenmeni organize ettin mi? Nasıl edeceğim ki? Nasıl yani şimdi sen şeker hastasısın, ona göre beslenmen gerekiyor. Ne yaptın ki sen diyorum. Diyor ki zaten diyor hani ben doktora gittim ve buna göre de şey verdi, ilaç verdi. Ben kullanıyorum, devam ediyorum hayatıma. Çok konforlu. Ama bu sorunun nerede olduğunu algılamamıza engel oluyor. Beslenmeyi düzeltmesi gerektiğini yeni öğrenmiş oldu arkadaşlar. Bu sorun bu şekilde meydana geliyor. Peki insülin direncini ve tip 2 diyabeti nasıl çözeceğiz? Elimizden bu metabolizmayı düzeltmek için ne geliyor arkadaşlar? Egzersiz. Bu dertten mustarip olanlar hemen şunu yapmaya başlayın. Şimdi egzersiz yaptığımızda kas hücreleri enerji kullanmaya zorlanır. Kas hücreleri bu enerjiyi kullanmak zorunda olduğu için bu durum kas hücrelerini insüline duyarlı hale getirir. Çünkü insüline duyarlı olmak kan şekerini çekmek anlamına gelecek. Kan şekeri kas hücrelerine bu sayede çekilmeye başlanır. Bu yüzden de kan şekeri bu kısır döngüyü kıracak şekilde düşmeye başlar ve insülin normale döner. Arkadaşlar, bu dertten mustaripseniz hemen egzersiz yapmaya ve hareket etmeye başlıyorsunuz. Bugün, şimdi. Peki bu sorunlar ortaya çıkmasın diye nasıl beslenmeliyiz? O da şurada arkadaşlar. Hayatımız boyunca şu şekilde beslenmeliyiz. Bu sorunlar varsa da bu şekilde besleneceksiniz arkadaşlar. Düşük şeker, hatta çoğu zaman şekersiz. Düşük şeker tüketimi,
Buna bağlı olarak kan şekeri yükselir, yine besleniyorsun, sorun yok. Ama insülinin artmasıyla birlikte kan şekeri düşer. Çünkü çok tüketmemiş oluyorsunuz. Böylelikle insülin düşer. Bu mekanizmanın orijinali bu arkadaşlar. Tip 2 diyabet insülinin üretilmemesi demek. İnsülin üreten hücrelerin yorgunluğu anlamına geliyor. Onlar da ilaçla birlikte hemen egzersiz ve iyi beslenme yoluna gidecekler. Tip 2 diyabet de insülin direnci de tam şifayla iyileşebilen hastalıklardır arkadaşlar. Size önemli şunu söylemek istiyorum. Bunu siz yapıyorsunuz ve iyileştirebilir, engelleyebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Sorunuz olursa mutlaka sorun. Önemli bir konu. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere.